Arkadaşlar hazır mıyız? Oha ben inanılmaz hazırım şu anda. Ben çok gerildim şu ben anda. Ben de gerildim. İlk gelecek kişi Büşra. Hocam bize bir ama şunu gelmeden önce bir şey anlatır mısınız? Şu anda ne olacak? Büşra kim? Büşra girecekmiş işte bilmiyorum. Abi görüntüsünü açtı bu arada. Tam ekran yaparsan yayına da gider. Ha açmış hakikaten ya. Görmedik evet. Elif mi Büşra mı? Elif sadece. Büşra'nın kanalından giriyorum. Ha, ha tamam. Adın Elif, Büşra'nın kanalından giriyorsun. Evet. Buyurun hocam. İsmi Elif mi Büşra mı? Elif, Elif. Büşra. Elif. Sadece Elif değil evet, mi? Evet Büşra başkasında değilmiş. Tamam. Elif Hanım anne isminizi söyleyin. Emine. Elif binti Emine. Şimdi bana bir sıkıntılarını anlatabilir misin? Sen ne sıkıntı yaşıyorsun? Niçin bize başvurdun burada? Ben çok kötü rüyalar görüyordum. Yani bu zaten çok uzun bir süredir oluyor bende. Sonra bir kişi beni takip ediyor. Yani hep beni izliyor olarak hissediyorum. Hep yanımda bir şey var olarak hissediyordum. Tamam. Zaten başka şekilde hani başkalarına da danışmak istedim. Sonra burası olunca buraya başvuru yaptım. Ya Burkan ya Nur. Tamam başka hiç intihar etmeyi düşündün mü? Böyle bir şey hiç aklına geldi mi senin? Yani evet. Çok fazla düşünüyorum. Yani çok stres altında oldukça düşünüyorum bunu. Hani çok fazla şey yok. Evde değil. evde durmak seni sıkıyormuş çok. Evet. Böyle evet. Bir şey var mı? Evet. Yani yalnız kalmak istemiyorum çoğunlukla. Özellikle duşta falan da hani yalnız olmak istemiyorum. Biri beni izliyor olarak görüyorum çünkü. Hiç rüyanda yılan, akrep veya maymun gibi suretler geliyor mu? Yılan gördüm. Tamam. Başına ağrılar giriyor mu? Evet. Tamam. Şimdi Elif Hanım bana anne isminizi tekrar söyleyebilir misin? Emine. Emine. Şimdi evet. Telefonu bir karşıya bırakın da bir ayağa kalkın bir bakalım. Tamam. Arkanda hiçbir şey olmasın. Yani arkanda biraz daha perde var. Perde? Evet yani bir şey yok sadece cam var yani. Yani biraz daha şey yap başka bir yere dön. Hiçbir şey olmasın arkanda. Kapıyı doğru döneyim o zaman. Tamam. Şimdi dimdik durun. İnşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu kardeşimizde eğer bizlik, musallat veya büyü varsa direkt o kişi orada direkt düşecek yere. İstediği kadar da kendisini orada sıksın eğer varsa. Şimdi bakacağız ne oluyor. Bana bir daha anne ismini söyle. Emine. Emine. Elif binti Emine. Ya Ahmer. Ya Mürre, ya Zubat, ya Semsemail, Elif binti Emine'ye gidin çember alın. Üstünde büyü, musallat varsa içeri girin, hep içine acı verin, titrettirmeye başlayın, bayıltın. Vücudu alın bana doğru getirin içindekinin. Titrettirin ellerini, başlayın. Parçala içindekini ya Ahmer. Ya Burkan. Ya Mürre. Ya Müzheb. İki eli parçalayın. İki eli içindekini parçalamaya başlayın. İki eli öyle istiyorum. Bastır. Gözünü kapat bakayım. Bayıltın şimdi öne doğru. Kameraya doğru bayıltın. Sık kendini. Düşmemek için sık. Şimdi getirin yine bana doğru. Etkender, Şuvazin, Biladin, Ruhusrin. Şimdi sana emrediyorum. Bizimle dile gel. Tekerlem. Sen bu bedene niçin geldin? Parçalayın, beyne getirin içindekini. Bastır ya Zubat. Titrettirin bütün vücudu. Elleri, kolları, ikisini bastır. 250 voltluk elektriği verin ellere. Başlayın. Ya Semsemail, sen kimsin? Niçin geldin bu bedene? Kimsin sen? Niçin geldin bu bedene? Bizimle konuş. Güzel. Niçin geldin? Bu bedene niçin geldin? Bu güzel. Bedene kim güzel? Sen bu bedene niçin geldin? Aşık mı oldun? Evet. 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 Sen cinlerden misin?
Süleyman Aleyhisselam'ın hakkı için dile gel. Cinlerden misin? Evet. Kabilenin ismi ne? Cühennam. Verin ateşi midesine. Verin ateşi midesine. Verin ateşi midesine. Kendi dilinle bizimle konuş. Yüzünü göster bize. Biraz yüzünü göster bize. Parçalayın. Parçala ya Zubat. Hadi konuş. Yüzünü göster bize ya cinni. Yüzünü göster. Göster. Hadi bekliyorum. Beni tanıyor musun cinler aleminde? Hayır. İyi bak, tanıyor musun? Hayır. İyi bak, iyi bak, tanıyor musun? Hayır. Şu elimdeki tılsımın hakkı için konuş. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Görmüyorum seni. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ huve âlimu'l-gaybi ve şehâde huve'r-rahmanu'r-rahîm. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ huve'l-melikü'l-kuddûsü's-selâmü'l-mü'minü'l-muheymînü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mütekabbir. Subhânallâhi ammâ yüşrikûn huvallahu'l-hâliku'l-bârî'u'l-musavvirü lehu'l esmâ'u'l-husnâ. Yüsebbihu lehu mâ fi's-semâvâti ve'l-ardı ve huve'l-azîzü'l-hakîm. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sen bu kıza büyüyle mi geldin? Evet. Evlenmesine izin vermeyen sen misin? Evet. Hangi kabile, hangi, kaç yaşındasın ve hangi inanca mensupsun? Sana ne? Konuş. Sana ne? Konuş. Hangi inanca mensupsun sen? Seni ilgilendirmiyor. Süleyman Peygamber'in hakkı için emrediyorum sana. Söyle. Yahudiyim. Yahudisin. Kaç yaşındasın? 38. Kaç yaşındasın? 38. Yaşını söyle. 3, 8, 8, 8. Yaşını söyle, yaşını. Söyle. Söyledim. Ya Ahmer, verin ateşi içeri. Daha da hızlandırın o titremeyi içindekinin. Konuş şimdi. Konuş. Konuş. Kaç? Yaşını söyle bize. Yaşını söyle. 388. 388. Biz seni buraya getirip seni o bayandan çıkaracağız. Başına neler geleceğini biliyor musun? He? Getirmeyecek misin bize? Getirmeyeceksin mi? Getirmeyecek misin? Siz neden insanların bedenini ele geçiriyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Var. Niye var? İlgilendirmiyor. Kimi ilgilendirmiyor? Seni ilgilendirmiyor. Az önce babalarınızın başına çöktüm. Gördün mü? Bugün. Cin aleminde nasıl biliyorsunuz beni? Söyle. Cin aleminde nasıl tanıyorsunuz? Kötü. Sizi öldürdüğüm için kötü değil mi? Sizi öldürdüğüm için kötüyüm değil mi? Evet. He? Evet. Seni kim öyle titrettiriyor? He? Konuş. Seni öyle kim titrettiriyor? Sen yaptırıyorsun. Arkamdaki iki tane yılanı görüyor musun? Bak bakayım. Bakmayacağım. Bak. Bakmayacağım. Bak. Bak buraya. Arkamdaki iki yılanı görüyor musun? Korkmuyorum. Görüyor musun? Korkmuyorum. Görüyor musun? Hayır. Gösterin. Gösterin kendinizi. Görüyor musun? Evet.
Kaç tane var arkamda? Bak bakayım. 3. Şimdi yanına, şimdi benim tipimin aynısı senin karşına gelecek. Bak bakalım beni görecek misin? Arkadaşlar beni alın o bayanın karşısına götürün. Telefonun arkasındayım. Bak bakalım görecek misin? Hayır. Bak, iyi bak. Gösterin beni orada. Benim tipimin aynısını orada gösterin hemen. Geldi mi? Hayır. İyi bak diyorum bak. Acı veririm sana. Çabuk söyle. Söyle. Görmüyorum. Geldi mi? Şu Hayır. An karşı, şu anda karşında duruyor. Yalan söyleme. Söyle onu. Görmüyorum. Şimdi biz seni buraya, biz bunu davet etsek burada onu çıkartma şeyini ister misiniz? Yok. Nereye davet etsek? Yok hocam. Onu yapamayız. Canlı yayında yapamayız. Öyle yani. Mi? Aynen. Evet, yasak. Yani isterseniz onu da yaparız. Yani yok, sıkıntı yok. Yok. Çok da şeye gitmeden bence tamam. Şey yapalım. Biz yani inşallah yine şey yaparız. Seni kurtulman için vesile evet. Oluruz sana, tamam mı? Evet. Aynen öyle. Tamam. Teşekkür yani, ederim. Hani kimileri şey şimdi diyecek ya bu oyun mu oyun. Hmm. Hani öyle de bir şey. Büşra yani. Dur kapa Büşra diyorum. Elif bir saniye kapatma. Dur bir saniye. Bekle. Tamam. Ne zamandan beri bu sıkıntıyı yaşıyorsun? 10 yıl falan. 10 yıl mı? 10 yıl. Elif kaç yaşındaydın sen? 25. 25 yaşındasın. Şimdi biraz önce hocanın yaptığı şeylerde neler hissettin? Bize bir anlatsana. Yani ben bir şey hissetmiyorum açıkçası. Yani kollarım falan istemsiz derecede oynuyor. Şu an hani kaslarım kendiliğinden oynuyor. Hani bir sanki veya geri ileri çekilirken sanki biri beni iple kukla gibi oynatıyormuş gibi hissediyorum. Demin konuşan kişi sen miydin peki? İstemli olarak mı konuştun? Hayır. İçimden bir şey konuşuyor. Ben onu dile getiriyorum sadece. Bu durumdan korkmuyor musun peki? Korkuyorum. Ama sanki hani bir yandan da korkmuyor gibiyim. Yani sanki alışmışım gibi geliyor. Bir yere falan gittin mi başka hocalara vesaire bu durumla ilgili? Gitmedim. Hiç ya gitmedim. Gidemiyorum daha doğrusu. Hani Kur'an'dır, hocadır o tarz yerlere gitmek istemiyorum. He. Ne? Niye gitmek istemiyor hocam? Bu o cim herhalde engel tabii oluyor. Tabii engel oluyor ama ben istesem kardeşimiz gelir. O zaman hocam dediğiniz buraya mı şu an gelmek yoksa yayına mı gelsin sonradan? Nasıl? Hayır, buraya gelsin diyor canım fiziksel olarak. Yok. Şimdi yani ben hayır, diyorum sonra. Ki şimdi hani oğlum. Eğer isterseniz de öyle bir şey de sizin için yaparım yani sıkıntı yok. Ya hocam o sert olur yani hani bizim yayın için. İnsanların %70'i bu haldedir. Kimileri evet. Çok dehşet ağır. Bunlar nasıl kurtulacak? Millet muskacıya gidiyor. Büyücüye, falcıya gidiyor. Hı-hı. Yani bu işin önlenmesi lazım. Onun için bu iş, bunlar nasıl alınıyor? Nasıl bir sistem kuruluyor? Nasıl bir yöntem kuruluyor? Onu burada gösterecektim herkese. Şimdi burada bunu işte eleştirecek vesaire laf atacak arkadaşlar da olacak ama Elif hocam, bize söyler misin hocayla daha önce hani konuştun veya böyle işte ne bileyim hani şöyle şöyle yapalım vesaire diye hiç böyle bir şey arkadaşlar, geçtiniz mi aranızda? Kimsenin rol yaptığı yok. Evet. Bu ablamızdaki musallat bu kadar derece ablamıza sıkıntı veriyor. Ama ifrit kabileleri olsa bakın orada ne oluyor görürdünüz. Hı-hı. Yani İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Kabile ismine ne dedi? En azılı kabileler Cühenna'dır normalde. Tabii bu ifrittir ama ifritin bir altı. Biraz daha korkak. Belli zaten evet.